23-2022'de Gaziantep'te Eczane Teknisyenler Federasyonu seçimi oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Hatay ve İskenderun olarak katıldı. Seçim neticesinde beni layık gördüler. Şu an Akdeniz Federasyon Başkanı olarak seçildim. Sorumluluğum biraz daha kalktı, arttı. Amacımız meslektaşlarımızın kimliğini daha iyi yerlere getirmek, mesleki sorunlarımızı gidermek. Bunun için mücadele edeceğiz. Yapmaya da devam edeceğiz. Hakikaten güzel işler yaptık ama bundan sonra daha iyi işler yapacağız. Çünkü Hatay'da, yalnız Hatay'da 2600 tane teknisyen var. 830 tane eczacı var, 2600 tane teknisyen var. Bu teknisyenlerimizin sorunları çok. Bunların bir kısmını giderdik, gidermeye de devam edeceğiz. Şu an ilk işimiz açılacak olan eğitimin, çünkü Türkiye genelinde 40 bin tane belgesiz teknisyen arkadaş var. İskenderun'da 75 tane. Hatay'da onları tespit edip bir an önce eğitimi açtırmak, bunun sözünü aldık Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, tarih bekliyoruz. Bunu sıkıştıracağız. Yine Ankara'ya gideceğim. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu belgesiz arkadaşlarımızın belgesini bir an önce aldırmak. Yeni bir uygulama daha var. İnşallah İskenderun'da üniversitede, Eczane Teknisyenliği Üniversitesi dekanla görüşeceğiz. Üniversiteyi burada açtırmak için mücadelemizi veriyoruz. İyi tepkiler aldık, olumlu tepkiler aldık. Bunu da başarırsak teknisyen arkadaşlarımıza daha kolaylık sağlayacağız. Çünkü en yakın yer Mersin. Onun için inşallah hayırlı olur hepimize, meslektaşlarımıza. Daha iyi yerlere geleceğimizden eminim.